üze inerek gönül alemindeki olan Rabbinizle görüşme sahası, zirvesi ve emin belde. O da kalp. Dikkat ederseniz yani gönülde oluyor bu konuşmalar. Gönül zengin olursa, gönülden gayretleri atarsanız, sür çıkar gayri ta tecelli etsin hak, padişah konmaz saraya mamur olmadan, ana mamur olmadan. Gönül içerisindeki gayriyetlerin tümünü atmadıktan sonra oraya padişah gelip konmuyor. Koltuğuna oturmuyor. Size bir misafir gelse, pislik içerisinde otursanız onu, iki dakika durur, işim var diye bir mazeret uydurur, orada oturmaz. Ama her tarafı tertemiz yapmışsınız, koltuğunu da ayarlamışsınız, her şey tekmil. Geldiği zaman rahat etti. 5 dakika sonra kalkmışsa bile 15 dakika sonra kalkabilir. Yani onun daha fazla kalmasına vesile olur. İşte aynen onun gibi. Gönülde de siz sürerse çıkarırsanız gayretinizi, kendi varlığınızı, kendi benliğinizi, Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin dışında bir tecelliyi oraya sokmasanız, orası emin belde olur zaten. O zaman orada sizin Rabbinizle görüşmenizin imkanı zuhur eder. İşte Tur-i Sina dediğimiz ve Musa'nın görüşme yer dediğimiz yer, senin gibi Musa'nın, benim gibi Musa'nın gönlüne inip de o sahada, o zirvede konuşması zuhur eder. Gönül içinde ki olay bu. Yani hakikaten gönlüne inmezseniz kendiniz ayrı, Cenab-ı Hak ayrı olduğu müddetçe Cenab-ı Hak'ta herhangi bir ilhamınız gelmez. Onunla görüşmeniz imkanınız olmaz. İnsan hakikaten Allah'a gönül veriyorsa kendi gönlüne inebilmeli, kendisini dinleyebilmeli, kendisini yakın takip alabilmeli. Ondan sonra da onunla görüşme formüllerini tecelli aynada ne görecek? Beklesin. Zikirde tecelliye bakar. Rabıtaları kullanarak yaşamında tecellilere bakar. Bugün açılması yarın açılır, yarın açılması bir gün olur. Mutlaka zikrinde ve fikrinde eksiklik yok ise, çünkü zikir fikirdir, fikir zikirdir. Yapmış olduğunuz Allah lafzını düşünmüyorsanız, sizin o zikriniz tesbihat olur. Onun için Allah'la zikretmeyi düşünmek de fikirdir. Çünkü yalnız zikir akıl sahipleri hasip olaydır. Hayvanlar, her varlık Allah'ı tesbih ediyor ama zikretmiyor. Zikir akıl nimetiyle onu düşünürseniz zikir olur. Düşünmediğiniz takdirde yaptığınız Allah lafzını, bu zikir olmaz. İşte zikirle fikir arasındaki fark, birisinde fikir vardır, birisinde yoktur onun için. Böylece bu fikri yapar ve gönül aleminin kapılarını açarsanız, gönül kapıları zaten zikirle açılır. Bir kapıya gidiyorsunuz, hafiften vuruyorsunuz, kimse cevap vermiyor. Birazcık daha şiddetli vuruyorsunuz, yine kapı açılmıyor. Bu sefer tak vurduğunuz zaman, ulan kapıyı kıracak bu adam ya diye, içerideki adam gelir kapıyı açar. İşte siz de gönül kapılarını böyle Allah de iştahlı yapın. Yoksa şurada tutarsanız, yap verin, sıyırılın. Ama şöyle dört elle bir sarılırsan, kurtulacağız, kurtulmak mümkün değil. Değil mi? Evet. İşte onun için bu gönül kapılarını açıp gönüle inerseniz, gönülde mutlaka bu tecelliler zuhur edecektir. Ama dedim, bir gönül meselesi bu. Bu tasavvuf, bu İslamiyet, hakikaten bir inanç meselesi. Bir yaşam biçimi. İslamiyet'te zorluk yoktur. Bakın, şeriat-ı ahkamiye farzdır. Tarikat insanlara farz değildir. Hakikat de farz değildir. Marifet de farz değildir. Ama insan şeriatta 5 vakit namaz kılıyor. Oruç tutuyor Ramazan'da. Kur'an okuyor. Fakat iki yakası bir araya gelmiyor. Çocuk derdi, karı derdi, koca derdi, mal derdi derken iki yakası bir araya gelmiyor. Bir türlü beladan kurtulmuyor adam. Ulan ben bu kadar namaz kılıyorum. Allah'a inanıyorum. Cenab-ı Allah benim işlerimi kolaylaştırması gerekmiyor mu? Diyor. Neden? Çünkü namazı doğru dürüst kılamıyor. Namazdaki Rabbi ile görüşmesi lazım. Görüşemiyor. Namaz nedir? Namaz müminin miracıdır.
Miraç'ta Rabbi ile görüşmektir. Görüşüyor mu? Kendime sordum lan, görüşemiyorum diyor. O zaman namaz, doğru dürüst namaz kılmıyor. Oruç diyor, bedenen sabahtan akşama da aç kalmayı düşünüyor. Ruhun orucunun ne olduğunu bilmiyor. Ama gidip de bir bilenden öğrenen de demiyor. Ne olacak o zaman? İşte bu adamın iki yakası bir araya gelmez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmayan bir insanın mutluluğu, huzuru olmaz ki. Her şeyi yerli yerinde mütalaa etmek lazım. Hani bir misal veriyoruz ya. Pazardan bir televizyon alıyorsunuz. Evinize getirip kuruyorsunuz. Karnı göster.